Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere memurluk mesleğini sürdüren kişiler için kademe, derece ve kadro belirlemeleri nasıl düzenlenir? Bu konu hakkında sizlere bilgi aktarımı yapmak istiyorum. Memurlar bulundukları derece, kademe grubuna göre değerlendirilirler. Bütün memurların ortak noktası kadroda yer almaları ve kadro dışı çalıştırılamayacak olmalarıdır. Memuriyet dereceleri memurların maaşlarını ve kademelerini belirlemektedir. Bu dereceler ise 657 sayılı devlet memurları kanununa göre alınır. Çalışma süresine ve bazı faktörlere bağlı olarak derece kademe ilerlemesi söz konusu olmaktadır. Derece kademe ilerlemesi maaş farkı olarak yansımaktadır. Hizmet sınıfına göre her derece ve kademenin maaş hak edişleri farklı olmaktadır. Memurluk mesleğini sürdüren kişiler için kademe, derece ve kadro belirlemeleri Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmaktadır. Bütün devlet kurumları için farklı olacak şekilde kadro sınıfları, kadro dereceleri, bu kadrolarda çalışacak kişilerin sayısı, memurların ünvanları ve tüm kadrolarda kaçar kişinin çalışması gerektiği çeşitli hesaplamalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Memurların derecelerini ve kademelerini bir üst basamağa taşıyan faktörler nelerdir? Memurun aynı kademede bir sene görev yapmış olması, memurun aynı derecede 3 yıl boyunca kalması ve görevde bulunması, devletin ilgili memura bu hakkı vermiş olması, memurun kademesinde yükselme olması için herhangi bir üniversitenin 4 yıllık ya da 2 yıllık bir programından mezun olması gerekir. Öğrenim durumlarına göre güncel derece kademe kadrosunda son durum ise şu şekildedir. İlkokul mezunu memur 15. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 7. dereceye kadar yükselebilir. Ortaokulu bitiren memur 14. derece ve 2. kademede göreve başlar. En çok 5. dereceye kadar yükselebilir. Ortaokul denginde bulunan mesleki ve teknik okullardan mezun olmuş memur 14. derece ve 3. kademede göreve başlar. En çok 4. dereceye kadar yükselebilir. Liseden mezun olan memur 13. derece ve 3. kademede göreve başlar. En çok 3. dereceye kadar yükselebilir. 2 yıllık üniversiteden mezun olan memur 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir. 4 yıllık üniversiteden mezun olan memur 9. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir. 5 yıllık üniversiteden mezun olan memur 9. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir. 6 yıllık üniversiteden mezun olan memur 9. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir. Derece kademe nasıl ilerler? Memuriyette kademe derece belirlenmesi göreve başlanan sene ve aktif çalışılan görev süresine göre gerçekleşmektedir. Genel anlamda memurlar 9'a 1 kademesinde işe başlamaktadır. Memur derece kademe yükselmesi için memurun aynı kademede 1 yıl boyunca hizmet etmesi şarttır. Aday memurun kadro alana kadar, aday memurluğunu tamamlayana kadar kademesinde ilerleme söz konusu olmamaktadır. Videoyu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Siz değerli sağlık çalışanlarını sendikanın söz sende üye ve temsilci olarak aramızda görmek istiyoruz. Kalın sağlıcakla.